Merhaba arkadaşlar, eğitimimize hoş geldiniz. Değerler eğitimi nedir? Bu derste neler yapılır? Ve bu ders öğrenciye nasıl hitap edilir? Aileye ve öğretmene düşen sorumluluklar, öğrenciye düşen sorumluluklar nelerdir? Bizler bu eğitimde sizlere bu konuda yardımcı olacağız inşallah. Bugünkü değerler eğitimi sunumumuzda daha önceki değerler eğitimi nedir, nasıl işlenir, değerler eğitimi hakkında size bilgiler vermiştik. Bugünkü slaytımızda ise değerler eğitimi ders metotlarından örnek ders analizlerine, değerler eğitimi derslerine neler yapıyoruz, nasıl işliyoruz, içerikleri nasıl zenginleştiriyoruz, bunların hakkında biraz daha bilgi verip konuşacağız. İlk olarak ilk başlığımız değerler eğitimi ders metodu örnek ders ve analizleri. Bugün size dini değerlerimizle alakalı bir etkinlik hazırladık. Elif hocamla beraber bunu sizlere sunacağız. Başlayalım isterseniz Elif hocam. Başlayalım. Bugün İslam'ın şartları ile alakalı bir puzzle etkinliği yapacağız. İslam'ın şartı 5 olduğu için puzzle'ımızı 5 şeklinde yapacağız. Öncelikle bizim kalıbımızı çıkartmamız gerekiyor. Elif hocamla beraber daha çok bunu çizerek biz yapıyoruz. Yani bu etkinlik renkli olduğu için, özellikle birleştirme etkinliği olduğu için çocukların çok ilgisini çekiyor. Bunu ana sınıfından 3. sınıfa kadar kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Bu arada her bir puzzle parçasını bulduğunda ve birleştirmek istediğinde öğrencilerimiz bu neyle alakalıydı ya da hangi şarttı Evet. şeklinde sorabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber bir değerler eğitimi panosu hazırlayacağız. Evet, değerler günlüğü oluşturacağız. Evet. Ve araç ve gereçlerimizden kısaca bahsedelim. Etkinliğimiz nasıl olacak? Onları bir aktaralım. Evet. Ana sınıfı öğrencisi 4-6 yaşta. Çocuk Kur'an dersine, değer eğitimi dersine girmek asla istemiyor. Hani neden acaba dedik, yani niye girmek istemiyor yani bu Evet. çocuk? Hani önceki gittiği okulda ya girdiği Kur'an dersine ya da değer eğitim dersine o kadar böyle bir korkmuş ki, Evet. soğumuş. Yani değer Maalesef. eğitim dersine sokana kadar sürekli bir telkin içerisindeyiz. Sürekli bir çaba içerisine girdik. İlk sene, bir sene boyunca sokamadık zaten hocam. Evet ve bunun için ne yapabildik hocam mesela? Etkinlik. Kesinlikle. Öğrenciyi çekebileceğimiz, oyun oynayabileceği, bu dersin aslında zor bir şey olmadığını, her şeyden Korkutucu bir önce şey olmadığını evet ve aslında. her şeyden önce neden bunu öğreniyoruz? Evet, neden? Buna neden ihtiyacımız var? Bu bilgiyi öğrenciye sunduktan sonra etkinlikle onu dersi çalışmaya çekmeye çalışmıştık. Öyle değil mi hocam? Aynen öyle ve Evet. çok şükür başardık da onu. Çok şükür. Birlikte başlayalım hocam. Hazırladık günlüklerimizi zaten hocam. Şimdi Evet. pano tasarımında nasıl olacağını birlikte tasarlayalım. Evet. Orada daha net göreceksiniz zaten. Evet. Hocam değerler günlüğü büyük kitabımızla beraber Evet, ilk buna şöyle başlayalım. alt kısımdan. Bir adab etkinliği yapmak istedik. Uyku adabını seçtik Melike hocamla beraber. Evet, uyku uyumadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öğrencilerimizle öncelikle derste bunu konuşuyoruz. Yatmadan önceki hazırlıklarımız nelerdir? Temizliğimiz, bunlardan bahsediyoruz. Biraz daha tabii biz bunu küçülteceğiz hocam, eşit olsun diye hemen Evet. bir kare kalıbını çıkarttı. Yanlarından Biraz daha küçülteceğiz. kısaltalım. Daha güzel olur görüntü o zaman. Şöyle biraz bu tarafından alıyorum. Hatta biraz daha girebilirim isterseniz. Şöyle Hocam alıyorum. oradan da alırsan yeterli olur bence diye düşünüyorum. Evet. Bu nasıl? Şöyle deneyelim hocam. Su içme adabını konu olarak bir etkinlik tasarladık bugün sizler için. Evet, üç boyutlu bir çalışma yapacağız. Bir bardak tasarlayacağız ve su içerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve sünnetler nelerdir? Hazreti Peygamber nasıl suyu içerdi? Nereye Bununla dikkat ederdi? evet, bununla alakalı bir bardak tasarlayacağız. Beraber yapmaya başlayalım yine. Ama öncelikli olarak tabii ki materyallerimizden biraz bahsedeceğiz. Evet. Araç ve gereçlerimiz nelerdir? Bunlara değineceğiz. Öncelikle Şimdi süslemelerimizi evet. yapalım. Çerçevelerini Elif hocam, küçük minik Minik pomponlarımızı pomponlar. kullanabiliriz. Şöyle gösterelim. Evet. Minik pomponlar. Bunları hazır bulabilirsiniz. Kırtasiye ürünleri Evet. satılan her yerde var. Çoğu Hatta yerde var. spotçularda dahi var. Çok Evet. rahat bulabileceğiniz bir ürün. Evet. Makasla da Kolayca da çok kesildi. rahat. Evet. Evet, Gördüğünüz gibi kesildi. metal olması çok da bir şey değiştirmiyor. Evet. Sadece güzel bir görünüm Aynen. sağlıyor. Şimdi bunu şuradan silikon Yardımıyla. yardımıyla yapıştıracağız.
Sonrasında şu kısmı da birazcık büküyoruz, hani şu şekilde yapıyoruz ki şuraları daha rahat yapışsın ve buradaki tam bir kulp şeklini alsın. Alsın.